Bunlardan bir tanesi de Bruno Henrique. Gelelim isterseniz Bruno Henrique'ye. Evet. Önce şunu sorayım Ilgaz. Bruno Henrique ismi Jorge Jesus için ve Fenerbahçe için olmazsa olmaz oyunculardan birisi midir? Gelirse eğer bu transfer gerçekleşirse e, ne kadar katkı sağlar? Aradığı yani. oyuncu bu mudur Fenerbahçe'nin? Şöyle söyleyeyim. E, geçen gün de e, konuşmuştuk ama ee, daha farklı. Herkes her programı izlemiyor. Ee, tekrar anlatacağım. Yani eğer tekrar da düştüysem, o izleyicisinden kusura bakmasın ama hani bir oyuncu için de yeni şeyler söyleyemeyiz yani. Öyle <laughs> söyleyeyim. Şurada da istatistikleri vardı elimde. O yüzden evet. bunları e, çıkarttım. Niçin önemli bir e, oyuncu e, öyle başlayalım. Bir kere yaşına takılmayın lütfen. E, bazen belirli performansı 1-2 sene verebilecek oyuncuya verirsiniz parayı. 31 yaşında şu anda. Evet. evet. E, niçin verirsiniz? Misal işte zamandaki Musuba Denizli takımını hatırlıyorum. Hayimrevi'lerden Kenet Anderson'lara kadar bir e, şey vardı. Tablosu vardı 2000-2001 şampiyonluğunda. Ben hep öyle bakıyorum biraz. Çünkü yine daha genç bir kadrosu da var Fenerbahçe'nin. o sebeple. Tamamen yaşlı bir kadrosu yok. Türkiye'deki ve Fenerbahçe'nin elindeki kanat oyuncularından ayıran özellik şu. Bruno Henrique net böyle e, tamamen çizgiye basılı oynayan, e, çizgide oyunu sürükleyen bir oyuncu değil. E, ceza sahasında çok fazla topsuz koşuyu atabilen, toplu koşuyu da atabilen bir oyuncu. Ters kanattan yapılan bütün o çapraz paslarda e, gol katkısını veya asist katkısını verebilen bir oyuncu ve e, 1.84'lük boyu zaten onun hava toplarında da ivmelenerek çok daha etkili olmasını e, sağlıyor. İşin birinci kısmı bu. Yani bir Kenar forvet değil, iç forvet esasında Bruno Henrique. İkinci bir forvet oyuncusu evet, diyebileceğiz. Evet, da böyle değerlendirildi evet. zaten. Yani tamam kanattan gitti, şimdi e, işte YouTube skills'lerden bakarsınız. Şeyleri vardır, çizgiden sürüklediği toplar da vardır. Orada da şu özelliği var, iki ayağıyla da çok iyi kullanabiliyor. Yani topu aldın, çektin, rakip savunmanın tekrar yerleşmesine izin verdin değil. Sol taraftan gidiyorsa sol ayağıyla paralel pası ceza sahası içine bırakabiliyor. Sağ taraftan gidiyorsa sağ ayağıyla paralel pası ceza sahası içine bırakabiliyor. E, ve... İkinci bir forvet olarak da, Jorge Jesus'un bütün oyun planında, o sahip olmuş olduğu e, formasyona bağlı kurguda da önemli bir oyuncu. Onun yaptığını bir nevi rosti sağlayabilir mi? Son vuruş olarak sağlayamaz. Ceza alanı hiç karıştırıcı olarak sağlayabilir. Ama e, bence Bruno Henrique bu anlamda, yani daha iyi futbolcu kıyası yapmıyorum, ceza sahasındaki etkinlik anlamında daha yaratıcı bir oyuncu. Daha skorer bir oyuncu e, karşılaştırmamızı Ross üzerinden yapacaksak eğer Fenerbahçe'deki. Onun dışında yani mesela ben şöyle bir karşılaştırma da yaptım. Tabii ki Brezilya Ligi ile Türkiye Ligi arasındaki parametreler, oynanış hepsinde fark var ama yani eee Rossi mesela 52 maça çıkmış. E, o şeyde bir yıl boyunca e, bu sezon 2022'de e, 47 maça çıkmış. E, oynadığı süreler hepsi daha fazla e, Fenerbahçe oyuncularına göre. İ, i̇lk 11'inde de fazla ama e, 17 gol atmış. E, şey e, Bruno Henrique e, dönelim şeye, e, atmış olduğu gol paslarında, şutları hepsinden daha hesap etti, Fenerbahçe'deki e, oyunculara göre. Mesela penaltı golü yok atmış olduğu gollerde. Tamamen akan oyunda atılmış goller var, e, şeyde e, Burnu Enrique'de. Ve e, bir de geçen gün bir istatistiği zaten e, gördüm, e, sosyal medyada paslaş, pa paylaşılmıştı. Bayağı Hız, bir, konusunda. hız konusunda da oradan e iğmelenebilen hızı... bir oyuncu. E İğmelenmek sadece hani koştun ceza sahasına zıpladın değil, o e iğmelenmeyi de sağlayabilecek bir oyuncu. Doğru bir anlaşmayla, doğru anlaşmadan da kastımız nedir? Misal 2 yıllık bir anlaşmada da size doğrudan katkıyı verip, ondan sonra sizin teşekkür edebileceğiniz boyunca boyunca. Son kullanıcı olarak bakın lütfen. Hani bonservis kazanabilecek bir oyuncu değil de belki de biz Ar Arap ülkelerinden bir teklif gelir satarsınız o başka. Ama size 2 yıl boyunca doğru katkıyı verebilecek bir oyuncu bence. Ya 2020 ve 2020 istatistikleri tabii çok çarpıcı. Flamengo'nun o şampiyonluklarında Jorge Jesus'la beraber onunla beraber Gabriel zaten Barbosa ile beraber bilmelendi. en fazla katkı sağlayan iki Böyle. oyuncudan birisi. Birbirine ekolojisi gibiydi aslında evet. yani. Birbirlerini o kadar olağanüstü tamamladılar ki sadece bir Golcü değil aynı zamanda asist konusunda Hı -hı. da 10-11 asist işte 20-21 golü 2 sezon boyunca toplam e, baktığımızda işte 40-20-21 ise 41 oradan öbür taraftan da 20 aşağı yukarı 60-65 tane gol asist katkısı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tam rakamı vereyim istiyorsan e, geçen sene 2021-2022'de 17 gol 13 asist yani 30 gole e, katkı veriyor bir önceki sezon 19 gol 12 asist 31 gole katkı veriyor. 2019-20'de 27 gol 7 asist. Şimdi yani bu inanılmaz bir rakam ve sürekli aynı seviyede de kalmayı becerebilmiş e, 2018-19 sezonundan itibaren. Orada da e, 14 gol 12 asisti var. Şimdi 4 sezonda bu kadar rakama ulaşan bir oyuncu için ve Jorge Jesus'la çalışmış bir oyuncu için tabii. Fenerbahçe'de başarısız olur demek. Hatta yaşından dolayı e, endişe duymak bence çok doğru değil. Ama hayat bu. Hani futbol bu. Bir şey diyemiyorsun tabii. Yüzde yüz başarılı olur diyemeyiz ama Net olarak bir de tanıştığı için, çalıştığı için beraber. Yani gelirsiniz bir takımın teknik direktörünün ne isteyeceğini bilemezsiniz mesela. Olmaz. Frekansınız uymaz. Aynı Kone ile şey arasında, seviye arasında olduğu gibi. Olmadı mesela yani o transfer. Monchi zaten itiraf etti. Her şey yaptık ama olmadı demişti. Ama teknik direktörünün kendisinden ne isteyeceğini bildiği için oyuncu Bruno Henrique buraya da gayet rahat uyum sağlar diye düşünüyorum ben. Evet, sözleşmesi devam ediyor. Bir uzatma teklifi vardı kendisine Hı? ama onu kabul etmedi. Bu gelen teklifleri değerlendirme ki Jorge Jesus'la beraber çalışmak istediğini de, e devam etmeyi arzu ettiğini de biliyoruz aslında. Her iki açısından Ama işin mali tablosu, bu transferin gerçekleşme olasılığı, Gökmen senin e bilgilerin nedir peki? Tabii ki yani Jesus'un eski öğrenci olması çok değerli, çok kıymetli. Fenerbahçe bu anlamda fayda kazanabilecek bir futbolcu potansiyelinde. Bir de en önemli özelliği az önce çok güzel anlattı bütün teknik detaylar ama burada bazen Güney Amerika'dan özellikle bazı futbolcuların ilk defa çıkması sonrasında bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani istikrar konusunda sorunlar yaşanabiliyor ama Wolfsburg tecrübesi olduğu için, Avrupa tecrübesi olduğu için bu anlamda bu konuda da bir artısı var açıkçası ve e, özellikle hızlı bir futbolcu olması e, hücum hattında özellikle en önde bulunan futbolcunun yükünü hafifletebilecek bir futbolcu olması, e, rakibin savunmasını bozulma potansiyeli olan futbolcu olması e, çok değerli artılar kendisi için. Tabii ki maliyeti şu anda baktığımızda e, 6-8 milyon euro civarında rakamlar konuşuluyor ama e, Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda e, bence hareket alanı var. Yani burada Brunei Nike'ye bir pay ayırabilir. Zaten Jesus'un daha önce çalıştığı futbolcu olması yani her şeyin önünde bence Fenerbahçe'nin hücum hattında etkili olabilir. Zaten yıpratıcı bir forvet alacak. Fenerbahçe hücum hattında konuşulan isimler var. Şimdi birazdan da forvet konusuna da geliriz. Burada forvetteki futbolcunun da yükünü de hafifletmiş olacak. Bu da çok değerli. Fenerbahçe'nin daha efektif bir hücum hattına sahip olmasına yardımcı olacaktır. Ya Geçen yazı turada da ile beraber de konuşurken o eskilerden de örnek verdi. Sen işte Mustafa Denizli o da evet. Mustafa Denizli döneminden de bahsederken sonuçta işte Zico dönemini falan konuştuk. Ve Fenerbahçe'nin en son şampiyonluğu Ersun Yanal dönemindeki şampiyonluk oradaki sovun katkısı evet. işte 16 gol katkı sağlamış bir oyuncudan bahsediyoruz bir Emirika vardı, 10 gol civarıydı. Yok, Öbür tarafta ya. Pierre vebo vardı. Keza aynı şekilde aşağı yukarı aynı gol sayısına ulaşmıştı. E, Kayta bakıyorsunuz, Kayıt'ın yine istatistikleri o anlamda çift tane rakamları evet. bulmuştu. Şimdi e, bunları göz önüne aldığımızda Fenerbahçe'nin de belki de sadece geçen sezon değil daha önceki sezonlarda da yaşamış olduğu en önemli sıkıntılardan buydu. Yani gol dağılımı eyvallah. Yani mesela geçen sezon Beşiktaş'la beraber en fazla gol atan futbolcular <laughs> sayı itibariyle baktığınızda evet. Fenerbahçe Beşiktaş'la beraber bu konuda çok önemli bir yere sahipti. Bu kıymetli ama gol sayılarına baktığınızda santrforumuz uzun süreciener işte, Valencia bir oynadı bir oynamadı. 5 gol civarı filandı. Yani Doğru. o e, onları 11'leri, on 13'leri, on 14'leri on görebilen oyuncu konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe ya da çevresinde. Şimdi Jorge Jesus'un da tabii ki oyun planı içerisinde sadece Bruno Henrique gibi bir oyuncu değil orada kim oynarsa oynasın diğer oyuncuların da bu katkısının gol sayısını arttırabilmesi çok çok önemli aslında. E, Santrofor kim olur peki? Yani mesela Bruno Henrique'den bahsettik. Evet. Gündemdeki isimler Vegors ismi şu anda Beşiktaş'ın da gündeminde olan. Ben de aldığım bilgileri paylaşayım ama önce sana sorayım istersen. Vagos için Beşiktaş'ın çok uzun süreden beri yapılan temasları sıraları Gizlilikle yönetiliyordu. Ee, burada Beşiktaş'lı idareciler Sörlöt ismiyle planlatılıyor. O konudaki görüşmeleri gizli ilerlettiler. Ama tabii finalde e, ortaya çıktı. Burada e, Vegos transferinde Fenerbahçe maddi anlamda daha güçlü. Manevi anlamda da güçlü. Bunun da sebebi Şampiyonlar Ligi'nde e, önelemelerde de olsa yer alıyor olması. Bir Avrupa Penceresinin açık olması Fenerbahçe'nin. Bunlar önemli detaylar. O oyuncu zaten e, şampiyonlikte oynamak istemediğini bir şekilde söylemişti. Arılacağını söylemişti. Burada e, Fenerbahçe maddi anlamda daha önde pozisyonda. E, ama futbolcuyu Avrupa'dan da isteyen kulüpler var. Premier Lig'e yeni yükselen, Premier Ligi devam eden... Bazı kulüpler de istiyor. Premier League kapalı bir pazar. Yani orada genelde bir futbolcu mutluysa çok ayrılmak istemez. Aklı başında futbolcular için söylüyorum özellikle. Çünkü Premier Lig'in havası zaten Avrupa'nın ve dünyanın vitrin liginden bahsediyoruz. Bu yüzden herkes orada oynamak ister. Şimdi e, maliyet konusunda eğer Premier Lig'de kalmaz veya Avrupa'yı seçmez, Türkiye'ye olumlu bakarsa e, çok yüksek bir maliyeti yok. Şimdi Fenerbahçe'nin de bir anda Sölyot'tan Weghorst'a dönmesinin sebebi maliyet. Çünkü Solot için istenen miktar 10 milyon euro. Leipzig diyor ki Solot istiyorsanız Not evet direkt olarak 10 milyon euroyu getirin. Alabilirsiniz diyor. Çünkü yüksek bir miktar şu anda. Bu yüzden alternatif isimler üzerine yoğunlaşıldı Fenerbahçe'de de. Hatta Ali Koç 12-13'lerden falan da bahsetti. Evet. Yani evet. Leipzig'in istemiş oldu. Evet Leipzig'in. Beşiktaş tarafından istenen net rakam 10 milyon euroydu. Hani o muhtemelen başka rakamlar da istenmiş olabilir Fenerbahçe'den de. Yani pazarlığı biraz kızıştırmak için. Çünkü menajerlerin dönemi içerisinde Hı -hı. şu anda. Beşiktaş'tan net istenen 10 milyon euroydu. Ee, yine yüksek bir miktar yani baktığımızda. Bu yüzden Vekors'ta e, yönelildi. Burada da e, oyuncunun kulübü zaten kiralık olarak göndermek istiyor. Satmak istemiyor. Çünkü yeni sezonda tekrar premierlik yapmak istiyorlar. Burada oyuncunun e, açıkçası açıkçası 1,5-2 milyon euroluk bir maaşı var. E, bonuslar hariçti. E, bunu karşılayabilecek durumda Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta. E, oyuncunun kulübü çok yüksek bir maliyet talebi yok. Yani ben 1 milyon euro'nun altı demiştim son yayında. E, bugünkü yayında da söyleyeyim. 500 bin euro'nun altında bir maliyet talebi var. Yani kiralamaya cüz'ü bir miktar talep ediyor. Kiralama artı satış alma opsiyonu. Evet satın alma opsiyonu var ama ben satın alma opsiyonu çok sıcak olduklarını düşünmüyorum. Çünkü e, dediğim gibi yeni sezon planlamalarında premiyellik olduğu için daha çok motivasyonları kiralama üzerine. Zaten bu yüzden de sevimli tutmalarının rakamı sebebi bu. Hı hı. Yani o oyuncu da gitsin bir sezon başka bir yerde oynasın sonrasında gelsin istiyorlar ama burada tabii ki bir Avrupa kulübü çıkar der ki ben 15 milyon euroyu veriyorum o zaman işler değişebilir ama son dönemine baktığımızda bu sezonki rakamları çok iyi değil. Bu yüzden bir futbolcuya yani Vegas'ta bu rakamları verebilecek bir kulüp var mıdır soru şartı. Ama dün tabii ki çok klasik bir, bir imza attı. Evet. Ee, yani bitiricilik konusunda ne kadar usta olduğunu gösterdi. Aynı gün içerisinde Batshuayi'yi de gördük. Batshuayi Beşiktaş'ta ne yaptıysa aynısını da orada yaptı. İki topu direkten Direkt. döndü. Bir tanesinde ofsayta yakalandı. Zaten 85'te oyundan alındı. Herkes yani 6 golün atıldığı maçta forvet gol atamamıştı. Böyle bir durum yaşandı. E, ee, ve için Fenerbahçe'nin motivasyonu yüksek şekilde devam ediyor ama bence Jesus'un farklı bir ajandası da var forvet için. Çünkü e, şu anda bu iki isim mesela Söllot'ta ve Jesus gelmeden önce konuşulan isimler Fenerbahçe adına. Bence e, elinde gizli bir ajandası var. O futbolcu konusunda veya futbolcular konusunda da çalışmalar devam ediyor. Yani Fenerbahçeliler forvet attığı için sürpriz bir isme hazırlıklı olsun diyorum ben. Ee, senin peki Vergos'la ilgili düşüncen nedir? Yani hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'yi istersen beraber hı hı. değerlendirelim tamam, yani bu konuda. Çünkü iki tarafın da talip olduğunu biliyoruz. Evet. Şöyle yani bu sene rakamlarda düşük kalmasının temel sebebi şu oldu. Bir e, Wolfsburg teknik direktörü değiştirmişti. O teknik direktör zaten gitti ve Barcelona'yı da falan eleyerek e, Avrupa Kupası'nı kazandı. Eytran Frankfurt'tan e, bahsediyoruz. Çünkü Wolfsburg'daki Oliver Glasner'le acayip bir çıkış yakalamıştı. E, sonra gitti Burnley'e. Küme düşmemeye oynayan e, bir takım. Orada da Şandayçı gönderdiler bir 7-8 hafta kadar. Yeniden bir teknik direktör değişti. Bir karmaşın içindeydi ama e, net olarak hani bazı kelimeleri çok imtina ederek kullanmak istiyorum ama hani derler ya işte bu ligin e, futbolcusu, bir ligin teknik direktörü, o bölgeyi iyi tanıyan teknik direktör falan e, Türkiye'de genel geçer bir forvet tiplemesi Vegors zaten. Hı hı. E, onu net olarak gördük bugüne kadar yıllarca. Hani Wagner odan daha değişik bir profil eyvallah ama net tutan bir santrofor tarzı bu mudur? E, VEGOR'sdur. O yüzden Geçen sene Sörlot için, Cornelius için ben aynısını söylemiştim. Hangi takım alırsa alsın kazançlı çıkar demiştim. Hem Fenerbahçe'm, Trabzonspor çünkü gündemdeydi yanlış hatırlamıyorsam. İki kulüp için konuşmuştuk. Ve için de ben aynı şeyi söyleyebilirim. Yani bu ligde stoperlerin hiç uğraşmak istemeyecekleri, Sadece hap boyundan bir sebep değil ama. Yani bir target dediğimiz bir hedef santrofor vardır ya gelir, o topu indirir, mücadele eder, bacak boyunu kullanıp seni hiç beklemediğim şekilde üstünden aşırtır, sen ne olduğunu anlamadan hareketini tamamlamıştır. Burnley'deki 3. ve hatta 4. maçında galiba Liverpool'a karşı oynarken hani hep biz ceza sahası içi golcüsü gibi bakıyoruz ama topu taşıyıp vuruşları da vardır gol atamamış olmasına rağmen. Hani net olarak bizim ligde bu kadar pozisyon alma hatası yapan savunmalara karşı Bekor zaten gittiği takıma net katkı verir yani. Hiç evet. soru işareti barındıran bir oyuncu değil. Şimdi sevimli tutmaları çok önemli senin dediğin gibi. Yani evet hani müşteriyi kaçırmayalım tarzı dura. Oyuncunun hemen oynayabilmesini istiyorlar çünkü bir sonraki sezona hazırlık için. Ama bir şey daha var. Yani atlıyoruz bu tip oyuncular için. Almanya'dan gelir bir takım der ki biz seninle çalışmak istiyoruz. O zaman oyuncuyu rakamla da ikna edemezsiniz yani. İşte Almanya'dan teklif geldi. Geldi değil mi? Evet. Yani ile ilgili yani şu an itibariyle e, gelen e, aldığım son bilgileri söyleyeyim. E, asıl belki de Türkiye'ye gelmesinin önündeki engel diğer Avrupa kulüplerinin özellikle Bundesliga kulüplerinin kendisine teklif yapması. Geçen e, bizim Yağız da hatta Luis Van Halen e, kendisine Türkiye liginde hmm. oynamaması üzerine bir telkinde bulunduğunu yazmıştı. Onu biraz açalım yani hani Türkiye'yi küçümseyen ya da ligi küçümseyen değil oyuncu açısından aslında oyuncunun düşüncesi dün nasıl milli takımda oynayabiliyorsa Katar'daki Dünya Kupası'nda da yine aynı şekilde evet. yerini alabilmek. Şimdi birçok oyuncu aslında bu sezonki transfer dönemini ben Dünya Kupası'nda oynayabilir miyim? Milli takımda yer alabilir miyim? Özellikle Vagos gibi oyunculardan evet. bahsediyorum. Bu evet. profildeki oyuncular. Çünkü yerine çok aday vardır. Aralarından sıyrılıp acaba o kadronun içerisinde yer alabilir miyim? Hepsinin hemen hemen yapmış olduğu hesap plan bu. Beşiktaş açısından Avrupa'da olmaması çok önemli bir dezavantaj. Evet. Fenerbahçe henüz belki adımını atmadı Şampiyonlar Ligi'ne ama yine de böyle bir ihtimalin olması. Çünkü Beşiktaş'ta %0. Fenerbahçe'de yine bir ihtimal söz konusu. Fenerbahçe'nin elini kuvvetlendiren taraf bu. Evet. Yani Avrupa'da olabilme, Şampiyonlar Ligi'nde olabilme ihtimali ama... Wegors'un asıl kafasını karıştıran da Almanya'dan gelen teklifler. Orada daha fazla göz önünde olabilme, daha fazla belki de kendini gösterebilme, oranın oyun yapısında belki de istatistiklerini çok daha fazla arttırabilme şansı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden ben tabii ki transfer döneminde her an her şey olabilir ama onun buraya Türkiye'ye gelebilme ihtimalini şu anda %40-%45 arasında görüyorum. Aslında bu son derece güzel bir oran. İyi bir rakam. Ciddi bir oran. Yani evet. bu iki kulübün de özellikle Beşiktaş cephesinde ne kadar işi biraz daha ileri seviyeye taşıdığını gösteren bir şey. Ama büyük kısmında diğer kulüplerin yani yurt dışındaki özellikle Bundesliga kulüplerinin biraz daha baskın rol oynadığını da söyleyebiliriz. vegors üzerinde yani kafasındaki düşünce üzerinde bekleyip göreceğiz tabii ki. Çünkü başarılı evet. olduğu bilik yani bak şöyle ifade edelim. İşte 2018-19 sezonunda 18 gol 7 asist yapmış. Bir sonraki sezon 20 gol 5 asistle bitirmiş. 2020-21 en iyi seviyesinde zaten. 27 gol 8 asistle bitirmiş ve bunu Bundesliga'da yapabilmiş. Yani oyuncu Türkiye'de rakamını arttırır da muhtemelen Luis onal'in düşüncesinde şöyle görüyor. Daha iyi ve sert, daha organize olmuş ekiplere karşı ben seni görmek istiyorum mesele tamamen bu olabilir bence yani. Evet. Beşiktaş tarafı için ben Begos'un şunu söyleyeyim. Ee, yöneticilerle görüşüyoruz sürekli olarak. Neler, hangi boyuttasınız? Şunu söylediler. E, ee, 72 saat içerisinde geleceğiyle ilgili olarak kararını verecek. Hı. Özellikle Türkiye tarafı için. Ben e, Beşiktaş Sportif Direktörü Cem Kazancı ile görüştüğümde şunu söyledi. Burnley ile bir işimiz yok. Top tamamen oyuncuda. Boycuda. Oyuncu kararını verirse Bizde oynayacak Bunun dışında kulüp tarafında negatif bir durum yok Ve Beşiktaş'ın seansını %50 olarak belirledi Sayın Ceyhun Kazancı Çünkü uzun süredir temastır direkt olarak Sayın Kazancı yapıyor Burada önemli bir beklentisi var ee, Ama dediğim gibi İngiltere'den Almanya'dan isteyen kulüpler var Burada e, bizim ligimize göre Daha parıltılı ligler Maalesef e, bizim ligimizin bu parıltısı yok Açıkça söylemek gerekirse son özellikle. Yani takımlarımızın özelliğini de söylemiyorum. Ligimizin kalitesi maalesef çok iyi değil. Bu yüzden oyuncular da mesela Van Halen böyle bir açıklamada bulunması sonrasında ben kendisinin menajeriyle konuştum. Simon Kızıomar kendisi şunu söyledi. Bizim Türkiye için negatif düşüncelerimiz yok dedi. Kendisinin menajeri. Hatta Beşiktaş yöneticilerle konuştuğumuzda onlar da negatif bir düşüncesi yok demişlerdi ama tabii ki <laughs> çevresindeki Özellikle karar vericilerin milli takım için, diğer kulüpler için e, bu düşüncelere sahip olabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim net bir şekilde. 72 saat içerisinde Beşiktaş yönetimi net bir şekilde kararını vermesini bekliyor. Evet. Ya bazı oyuncular e, genel olarak tabii menajerlerin de e, oyuncuların da Türkiye Ligi'ne bu göze bakmasını da ben doğal karşılıyorum. Evet olmuş mudur? Buradaki performanslarıyla birlikte az önce Mario Gomez'den bahsettin. Tekrar yeniden Almanya milli takımının formasını giymeye başladı evet. Beşiktaş'taki muazzam performansıyla. Bir takım istisna örnekler vardır ama e, bu istisnalar geneli e, çok olumlu bir yönde etkiliyor mu? Etkilemiyor. Evet. Öbür tarafın gerçeği daha fazla. Yani buraya gelip bu performansı bilmediği, tanımadığı birlikte ne yapabileceğini öngörebilmek Pek mümkün olmuyor bir hedef doğrultusunda. Ama Fenerbahçe'nin bu konuda hani Vergos'la ilgili Bruno'dan bahsettik az önce. Botafogo'da oynayan Erison'la ilgili de ciddi gelişimleri olduğunu da söyleyebilirim ben. Jorge Jesus'un şu anki transfer listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi. Bir hücum oyuncusu o da. Ona bakalım. 22-23 yaşında bir oyuncu. Ee, ekonomik anlamda da Fenerbahçe'yi çok yıpratabilecek, çok zorlayabilecek bir transfer de e, değil. Ee, belki hani alternatifler arasında e, şu anda adaylardan bir tanesi diyebilirim Erison ismi Botafogo'dan.